Bize destek olmak için abone ol, beğen, paylaş. Yetici TV, teşekkürler, iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben İsmail Kısaoğlu. Bu videoda size Windows 8, 8.1 ve 10 sürümlerinde herhangi bir CD DVD'ye ihtiyaç durmadan direkt bilgisayarınızın içinde olan bir özellik ile nasıl format atabileceğinizi göstereceğim. Bu özellik Windows 8'den sonraki sürümlerde var. Yani 8, 8.1 ve 10'da var. Hemen göstermeye başlayayım arkadaşlar. İlk öncelikle sistem ayarlarımıza gitmemiz gerekiyor. Windows logosu ve ayarlara tıklıyoruz. Ben Windows 10 kullanıyorum arkadaşlar. Siz de ayarlarınıza gitmek için sanırım 8'de ve 8.1'de şu yandan kayan siyah bir kısım oluyordu. Ona gelin. Sağ en altta bir ayarlarla ilgili bir şey olması gerekiyor. Ona tıkladıktan sonra büyük bir pencere daha açılacak. Şöyle biraz daha büyük. Şu aşağıda sistem ayarları olması gerekiyor. Oradan böyle bir ekrana ulaşabilirsiniz. Daha sonra güncelleştirme ve güvenlik kısmına geliyoruz. Buradan kurtarma kısmına. Şimdi burada iki tane seçenek karşımıza çıkıyor. Birinci seçenek bu bilgisayar sıfırla. Bizim ihtiyacımız olan kısım burası. Alttaki seçenek ise işte bilgisayarımızı USB'den veya DVD'den başlatmak, Windows'umuzu işte güvenli modda başlatmak, sistemi geri yüklemek, onarmak gibi ayarları yapabilmemiz için yeniden başlatmamızı sağlayan bir özellik. Bizim ihtiyacımız olan kısım üst kısımda. Bu bilgisayarı sıfırla. Bilgisayarınız iyi çalışmıyor, sıfırlamak işe yarayabilir. Bu dosyalarınızı kaldırmayı ve saklamayı seçebilmenizi sağlar. Ve Windows'unuz yeniden yükler. Yani bir nevi format atmak arkadaşlar. Herhangi bir CD DVD yok. Bilgisayarınızı ilk aldığınız gibi nasıl kullanıyorsunuz o şekilde yeniden kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu kısımdan başlayına tıklıyoruz. Şimdi karşımıza üst seçenek çıktı. En üstteki seçenek uygulama ve ayarlarınızı kaldırır ama kişisel dosyalarınızı saklar. Her şeyi kaldır seçeneği ise tüm kişisel dosyalarınızı, uygulamalarınızı ve ayarlarınızı kaldırır. Yani hiçbir şey kalmaz. Sizin seçmeniz gereken şey bu. Eğer bilgisayarınızı yeniden Windows 10 olarak tutmak istiyorsanız. Ama eğer fabrika ayarlarına geri yükle derseniz bilgisayarınızı ilk satın aldığınız zaman içinde yüklü gelen sürüm neyse ona döner. Ben bilgisayarımı ilk satın aldığım zaman Windows 8.1'di sanırım. O yüzden bunu seçersem 8.1 ile dönüş yaparım yeniden. Ama her şey kaldı seçeneğiyle Windows 10'dan yeniden sıfır bir bilgisayar olarak devam ederim. Siz bilgisayarı sıfırladığınız zaman herhangi bir yeniden güncelleme, yani güncelleme dediğim yeniden bir aktivasyon işlemi yapmanıza gerek yok. Çünkü aynı Windows'unuzu orijinal olarak yeniden kullanmaya devam ediyorsunuz. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Buradan her şey kaldı seçeneğini seçtikten sonra artık sıfırlama adımlarına devam edebilirsiniz. Ve bundan sonra tertemiz aynı format atılmış bir Windows'la yeniden karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altından yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler.